şuradan devam edelim istiyorum. Başörtüsü meselesi. Çok tartışıldı Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ve daha sonra da Sayın Erdoğan dedi ki top benim ayağıma geldi, niye gol olmasın? Evet. Ve getirdi. Şimdi anayasa değişikliği teklifi gelecek ve bunun için de siyasi partileri ziyaretlerde bulunacaklar. Bu noktada hem işin gelişim sürecinde hem de gelinen noktada CHP'nin hataları var mıydı? Ve şimdi ne yapmalı? Evet, aslında bunu çözen Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Başörtüsü sorunu çözdü. Ve bu çok dolaylı bir biçimde oldu. Yani bazı çok tartışılan konuların ya da bazı çok temel konuların çözümü için insanların aklına çok karmaşık şeyler gelir ama daha pratik bir şekilde birdenbire bakarsınız ki o sorun çözülüvermiş. Doğal gidişatında, doğal akışında. Doğal akışı içinde çözülüvermiş. Yani başörtüsü konusunun, türban konusunun bir yönetmelikle çözüleceği benim hiç aklıma gelmezdi. Evet. Ama çözülüverdi. Yani toplum da buna hazırdı. Şimdi bunu yeniden gündeme getirmenin bir gereği olduğunu sanmıyorum. Getirilmemeliydi. İşte o zaman daha birisi çıkıp diyor ki ayağıma topu attınız. Ben bunu değerlendireceğim. Yani buradan çok içtenlikten yoksun bir siyasi yaklaşım olduğu açık. Yani çözülmüş bir sorunu neden tekrar kaşıyorsun ya da neden tekrar başka bir yere taşıyorsun? Ve belki de bu sorunun çözümüyle ilgili yeni tepkilerin, hatta aşılamayacak tepkilerin ortaya çıkmasına neden oluyorsun? Yani çözülmüş şekliyle herkes bunu bir şekilde içine sindirmişken, özellikle bu yönetimin, özellikle seçimlerden sonra, özellikle işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, özellikle okullardaki o laik, yani tarikat yapılanması ile ilgili falan, birdenbire çözümün o şekliyle kabul edileceğini düşünenler ya da kabul edenler, birdenbire bu şimdi anayasa tartışması konusuna gelince toplumda yeni bir tartışma konusunu, hatta yeni bir husumet noktasını, hatta yeni bir tehdit algılamasını gündeme getirmiş oluyorlar. Bence Cumhuriyet Halk Partisi bunu bu şekliyle seslendirmelidir. Bunun anayasa içinde yer alması girişimini asla doğru bulmuyorum. Çözülmüş olan bir sorunu bambaşka bir platformda çok karmaşık hale getiriyorlar. Evet. Şimdi il başkanları bildirisi. Bununla programı birazdan kısacık bir reklam arasına gideceğim. Daha sonra da bitireceğiz. İl başkanları bildirisini okudunuz değil mi? Evet. Nasıl buldunuz diye sormak istiyorum ve ne mesaj çıkardınız? Örneğin Sayın İmamoğlu kendisine imada bulunulduğunu ifade ediyor ve diyor ki imalı ifadelerin il başkanlarının ortaya koyacağı bir açıklama metnine yakışır olduğunu düşünmüyorum. 81 il başkanının aynı görüşte olduğunu düşünmüyorum dedi. Bu değerlendirmeyi nasıl bulursunuz? Bunu sormak istiyorum. İl başkanları bildirisini de sormadan bu akşamı bitirmeyelim. Evet. Yani il başkanları bildirisinde partimizin içinde bulunduğu duruma doğrultu kazandıracak bir içerik bana göre yoktu. Yani çok heyecan duyarak okumadım doğrusu. Buradan hareketle de yani bir takım yeni atılımların gündeme geleceğini doğrusu düşünmedim. Ama Ekrem Bey'in bu değerlendirmesini de doğru bulmuyorum. Yani sanki il başkanları üzerinde bir anket yapılmış. Bazıları öyle düşünüyor, bazıları böyle düşünüyor. Bu anket sonucunda o ortaya çıkmış falan gibi bir değerlendirme. O da uygun değil. Yani aslında bizim şimdi bu dönemde bana göre çok net olmamız gerekiyor, açık olmamız gerekiyor. Bu değişim dönüşüm sözcüklerinin çok uçuştuğu bir dönemde herkes derdini tam olarak anlatamıyor. Bunu ortaya koyabilmeliyiz. Yani amacımız açık, biz iktidar olmak istiyoruz ve bugünkü yapıyla olamıyoruz. Ey arkadaşlar, peki ne yapalım sorusunu gündeme getireceğiz. Bunu yaparken bir takım imalarla, bir takım algı operasyonlarıyla birbirimizi rahatsız etmemizin de hiçbir anlamı yok. Bu bizi bir yere götürmez. Bu tam tersine içinde bulunduğumuz ortamı içinden çıkılamaz bir duruma getirir. İl başkanları bildirisi o şekliyle olsaydı belki
hani çok fazla üzerinde Hı-hı. durmayabilirdik ama bu şekle dönüşünce maalesef başka tartışmaları da beraberinde getirecek diye kaygı duyuyorum. Onlardan uzak durmamız gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet, peki kısaca